Değerli Art Televizyonu izleyicileri, yeni bir Tarihin Peşinde programında yine birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi Ayşe Hür ve ben Erdoğan Aydın. Bu hafta Türk-Yunan ilişkilerinin tarihini irdelemeyi düşünüyoruz. Niye bu konuyu seçtik? Öncelikle önceki haftalar belli ki Rojava'da Suriye'nin kuzeyinde bir müdahale imkanının uluslararası konjonktür, uluslararası dengeler nedeniyle görülememesi üzerine Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin gerilim hattına sokulması üzerinden aslında alışa geldiğimiz, Türkiye'nin bütün kriz dönemlerinde alışa geldiğimiz hazır kriz noktasının yeniden gündemleştiğini gördük ve adeta bütün televizyonlar ellerinde çubuklar olan akademisyen, emekli subaylar ve benzerlerinin veya gazetecilerin işte Yunanistan'a dair, Yunanistan'ın olumsuzluklarına, kötülüklerine, tarih boyunca yaptıklarına dair bir sürü analizle karşılaştık. Tam da buradan hareketle aslında istedik ki Türk-Yunan ilişkilerini bir tarihsel panoramasını çıkaralım. Gerçi bu konuda epey üstünde ayrıca ayrıntılı olarak durmamız gereken bir dizi ara nokta veya geçmişte 6-7 Eylül ve benzeri konularda yaptığımız gibi girdiğimiz ara bölümler var. Ama biz bugün bir panorama çıkartalım istedik. Aslında bu konuyu özellikle kararlaştırmamızda ikinci bir önemli faktör de Samim Akgönül'ün Düşmanlık Kokteyli ismiyle bize bu tarihsel süreci hatırlatan, bunun nedenlerini irdeleyen çok kıymetli makalesiydi. Samim Akgönül, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Merhaba, Samim Akgönül, Strasbourg Üniversitesi de tarihçi ve siyaset bilimci. Uluslararası İlişkiler Enstitüsü ve Türkiye Etütleri Bölümü öğretim üyesi. Düzenli izleyicilerimiz kendisiyle daha önceden 6-7 Eylül ile ilgili programdan kendisini ayrıca hatırlayacaklardır. Programa başlarken teknik bazı aksaklıklar oldu. Umarız bundan sonraki zaman içinde böyle bir sorun yaşamayacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Samim Akgönül, makalenizde siz de belirtmişsiniz. Aslında çok verimli bir kriz alanından söz ediyoruz. Aslında her dönemi öyle. Çok kullanışlı kavramını kullanmışsınız. Hem iç hem dış düşman imgesini, ihtiyacını her daim karşılamaya uygun bir veriler dizisi ve uzunca bir tarih karşısındayız. Aslında bir hayli 2. Mehmet dönemine kadar giden, öncesine giden bir süreç var kuşkusuz ama sadece Mora isyanı ve Yunan bağımsızlık mücadelesinden bugüne geçen o 150 yılı aşkın zaman bile bir hayli ciddi gelgitlerle dolu bir süreç. İsterseniz öncelikle niçin Yunanistan'la ilişkilerimiz bu halde üzerinden bir giriş yapalım. Akabinde tek tek ayrıntıları olabildiğince hızlı geçmeye çalışırız. Buyurun. Teşekkür ederim davetiniz için. Öncelikle birkaç ön fikrimi belirtmek istiyorum ki nereden baktığım anlaşılsın. Türk ulus inşasında Yunan başkalığı tek başkalık değil. Başka başkalıklar da var. Elbette Ermeni başkalığı var, Arap başkalığı var. Hatta belki seyircilerimiz için sürpriz olacak ama bir Osmanlı başkalığı var. Yani şu anda belki görülmeyen bir durum. Fakat ilk ulus inşasında Osmanlı da öteki olarak konulan, öteki yerine konulur bir unsurdu. Ancak Yunan başkalığı benim constitutive alterity, yani var eden başkalık dediğim başkalıklardan bir tanesi. Belki de en önemlisi. Bu bir. İkincisi, Yunan ulus inşasında da Türk başkalığı tek var eden başkalık değil. Orada da başka başkalıklar var. Örneğin Slav başkalığı, örneğin Katolik başkalığı orada da var. Müslüman başkalığı, yalnız Müslüman başkalığı ile Türk başkalığı biliyorsunuz Yunan ulus inşasında birbirinin için iç içe geçmiş şeyler. Yani Türkleşme kavramı aslında Müslümanlığa iktida etmeyi işaret eden bir kavram birbirine içine geçmiş. Ama orada da gene
Türkokrasiya kavramından hareketle, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun Helen topraklarına dominasyonunu, başatlığını tarif eden Türkokrasiya kavramını işaretle Helen ulus inşasında da Türklüğün bir konstitutif alterisi, bir var eden başkalık olduğunu kabul edebiliriz. Bu ikinci veri. Üçüncü veri de önemli, tabii tarih yazımı. Tarihten de öte tarih yazımı. Yunanistan tarih yazımında, yani çağdaş tarih yazımında, Yunanistan ulus inşasını başlatan olay 1821, sizin isyan dediğiniz aslında Yunanistan literatüründe bir devrim, yani Kurtuluş Savaşı mı, devrim kavramı kullanıyor, bir devrim, hatta Türk Kurtuluş Savaşı'nda kullanılan devrim kavramı, devrim, 1821 devrimi Türklere karşı, en azından tarih yazımında. Bundan 100 yıl sonra, tam 100 yıl sonra Türk devrimi, ulus inşasının devrimi, işte Kurtuluş Savaşı olarak adlandırılan kavram da en azından tarih yazımında Yunanlılara karşı. Gördüğünüz gibi arada 100 yıl var, fakat o var eden başkalık çok sert. İki durumda da çok sert. Benim çok kullandığım bir kavram var. O da yakın başkalık kavramı. Onu da hemen altını çizeyim. Ben şuna inananlardan değilim. İnsanlar birbirlerinden nefret ediyorlar çünkü birbirlerini iyi tanımıyorlar. Tanısalar severlerdi. Ben buna inananlardan değilim. En büyük nefretlerin yakındaki insanlara karşı yapıldığını düşünenlerdenim. Yoksa hiçbir soykırımı açıklayamayız, değil mi? İşte Ermenilerle Türkler ve Kürtler birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Rumlarla Türkler birbirlerini çok iyi tanıyorlardı. Ruanda'da Tutsilerle Hutular çok iyi tanıyorlardı vesaire vesaire. İşte bu var eden başkalık kökeninde, ama sadece tarihin değil, tarih yazımının kökeninde var olan bir başkalık. Birkaç noktanın da altını çizmek istiyorum, izin verirseniz. Tabii, giriş tabii. Giriş olarak 1821 Mora isyanı ya da Mora devrimi denilen kavram Osmanlı İmparatorluğu'nun merkezinde olan bir şey, çeperinde olan bir şey değil. Osmanlı İmparatorluğu 14. yüzyıldan itibaren, yani daha Konstantiniyye'nin fethinden öncesinden itibaren merkez olarak bakıldığında, kalbi olarak bakıldığında, Ege Denizi'nin hadi diyelim dört tarafı, yani bir taraftan batı tarafı, işte Mora Yarımadası, Atina tozlu bir kasaba, onu da söylemek lazım, yani 1800'lerde o hala tozlu bir kasaba. Ege Denizi'nin kuzeyi, işte Selanik özellikle, ama Yanina vesaire. Ege Denizi'nin doğusu, İzmir, Smirna bölgesi ve Ege Denizi'nin güneyi, özellikle Girit'le, ama daha sonra tabii Mısır'a kadar gidecektir, ama özellikle Girit'le. Burası kalbi. Yani aslında buradaki isyan ya da devrim Osmanlı eliti tarafından, Osmanlı yöneticileri, ne bileyim işte entelektüel kesim tarafından kabul edilemez bir şey. Çeperde olan, Tunus'ta olmuyor, Hecaz'da olmuyor, göbeğinde oluyor. O yüzden de belki de 1821-1829 dönemi affedilemeyecek bir günah. Hani kökten bir günah ve bir tepki yaratan bir günah. İşte bildiğiniz gibi bu milleti sadıka meselesi var. Milleti sadıkanın Rumlardan Ermenilere geçmesi meselesi var. Çünkü bu kabul edilemez bir şey. Çünkü çoğu Osmanlı elitinde normalde söylemin aksine, hani Dimitri Kitsikis'in, Yunanlı tarihçi Dimitri Kitsikis'in bir tezi vardı. Osmanlı İmparatorluğu bir Türk-Yunan İmparatorluğudur. Aslında ismi konulmamış, işte Konstantiniyye başkentidir. Aslında bu iki millet, bu iki ulus, iki din, bu ensel grup başat topluluktur. Osmanlı elitinde de bu düşünce yok değil. Çünkü 1821-1829 döneminden sonra dahi Rum Ortodoks, yani Helenlerle özdeşleştirilebilecek Rum Ortodoks'un büyük bir çoğunluğu Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinde zaten. Yani orada küçücük bir şey var ve bu büyük çoğunluğun içerisinde elbette Osmanlı eliti de var. Sadece fanaryotlardan bahsetmiyorum. Osmanlı idari sisteminde elitte olan insanlar da var. Hatırladığım kadarıyla bağımsız Yunanistan'a ilk Osmanlı büyükelçisi bir Rum. Yani Osmanlı tebaasından bir Rum. O yüzden de çok içinde, çok göbeğinde olmuş olduğu için hem iç düşman dedim, hem de dış düşman, fakat bu konuya tekrar geliriz.
İyi bir giriş yaptınız ve bu girişiniz aslında bu başlangıç noktasını diğer sonradaki işleyeceğimiz başlıklardan biraz daha açalım duygusu bende yarattı. Şundan dolayı da çünkü işin merkezinde bu isyan, bağımsızlık mücadelesi, devrim kavramıyla yüzleşebilirsek sonraki tarihe de daha gerçekçi bakarız gibi geliyor. Evet. Aslında iyi hatırlattı Samim Akgönül. Sikis'in gerçekten Türk-Rum İmparatorluğu üzerine. Evet. Ki gerçekten verileri irdelediğimizde bir hayli haklı. Hatta ilk dönem Osmanlı bürokrasisindeki Rumların hani Yeniçeri Teşkilatı'nda Sırplar belki daha fazladır evet, ama evet. Devlet bürokrasi. Merkezi bürokrasisinde kah işte İstanbul'un fethi Konstantinopolis kah Trabzon'un evet. fethi arkasından adeta bütün bürokrasi getirilip tepeye evet. oturdu. Hatta Fatih'le kendi bürokrasisi arasında da çok ciddi gerilim nedeni oldu. Ayşe nasıl bakalım bu ilk dönem aslında bu kadar eskiye gitmeyecek demiştik ama bu kısmı mesela... bu kısmı bir perspektif olarak bir bakalım. Yok çok güzel yaptınız. Hatta dedik ki bu konuyu ayrıca işleyelim. Ben onu Mora İsyanı yazarken onu da düşündüm ama hani size tekrar böyle hani karşı tarihi okuması gerek yok diye düşündüm. Ama çok güzel bir uyarı yaptınız. Aslında bütün tarih nereden baktığınıza göre adlandırılabiliyor, anlamlandırılabiliyor. Biz bugün burada Osmanlı Türk tarafından bakmıyoruz. Biz tamamen mümkün olduğu kadar yukarıya çıkarak her iki tarih anlatısını da anlamaya çalışarak ve bunları birbirine anlatarak, tercüme ederek bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ben şimdi bu Mora'nın fethedilmesiyle ilgili metinlere baktığımda mesela sürekli önceden bir şeyler anlatıyorlar. Bu karşı çıktı, ayaklandı bilmem ne. Fatih'in Mora meselesini halletmesi gerekiyordu. Hayır yani niye senin orayı halletmen gereksin? Nedir orayı senin mülkün yapmayı gerektiren şey? Tamamen fetihçi mantık içerisinde bakarak her yerde bir sorun olduğu ve bu sorunun merkeze bir başkaldırı, meydan okuma olduğu şeklinde kurgulandığını, böyle takdim edildiğini ve sonunda oraya fetih ordularının gönderilmesinin adeta bir zorunluluk olduğu anlatılıyor. Bütün tarih yazımı böyle. Sen bunu Fatih ve Fetih kitabında değil mi çok güzel anlatırsın bu fetihçilik mantığının hem kafire karşı, gayrimüslime karşı hem de iç fetihler, Müslüman beyliklere karşı fetihler bunlar aynı anda devam etmiştir. Evet. Bu arada dediğin gibi Fatih'i biz hep ayrıksı bir yere koyuyoruz ama o da bu fetih ideolojisinden hiç kendini ayrı tutmamış. Mümkün olsa Roma'ya kadar gidip Roma'yı da fethedip belki ne diyelim Kutsal Roma Cermen'in yeltenmedi de değil yani. Otranto'ya çıktılar. Otranto'ya yani. Çıkmış yani belki Fransa daha güçlü olsa ve oradan papalığı zorlayabilse belki de el birliğiyle başka bir şeyler yapacaklar. Fakat burada sürekli Yunan ihaneti diye adlandırılan şey başında sanki o imparatorluğa tabi olması tanrısal bir buyrukmuş. Ve onlara bahşedilmiş, lütfedilmiş bir ayrıcalıkmış ve onlar bu ayrıcalığa karşı çıkmışlar gibi kurgulanıyor. Ben de hep kullanırım. Mustafa Kemal Hareketi de Osmanlı hilafetine ve saltanatına bir başkaldırıdır. O itirazı yapmasaydı bugün Türkiye Cumhuriyeti milliyetçilerin çok övündüğü bu yapı olmazdı diyorum. Ama uzatmayayım konuyu. Yunan algısında Osmanlı nasıl görülüyordu? Biz bunu tarih kitaplarımızda hiç öğrenmedik, okumadık. Bunu ayrıca bir program konusu da yapmalıyız. Ben Bulgar tarih kitaplarına baktığımda mesela devşirme meselesi, kan vergisi diye adlandırılıyor. Yani o devşirme sistemi Osmanlı'nın çok farklı bir idari yapı oluşturmasını ve belki de ne diyelim yerel güçleri enterne ederek merkezi devleti ayrı bir yapı olarak onlara karşı güçlü kılmayı sağlamış. Çok zekice bir şey ama o devşirmelerin alındığı toplumlar için nasıl bir hikaye vardı? Yunan tarihinde, Sırp tarihinde, Bulgar tarihinde bu konu çok farklı şekilde irdeleniyor. Şimdi 1821'e gelince elbette Yunanistan çok doğal olarak, çok anlaşılır bir şekilde milliyetçi ideolojinin onlara açtığı kapıdan ilerlediler ve Osmanlı tahakkümcülüğüne, sömürücülüğüne direndiler ve bağımsızlıklarını elde ettiler. Yani bunun Kurtuluş Savaşı'nı takdir eden bir adamın
alkışlayan bir adamın Kemalist hareketi Yunan bağımsızlığına saygı duymaması için hiçbir neden yok bence. Ama bu i̇şte bizde son derece farklı. Milliyetçilik tutarlılığa izin vermediği buyur, için bunu yapamıyor. Hayır yani buradan sonra belki konuyu daha ileri götürmemiz lazım ama ben mesela Fatih döneminde den öncesini okuyorum. Sencer Divitçioğlu'nun Osmanlı Beyliği'nin kuruluş kitabını tesadüfen raftan çektim. İkinci kez okudum. O sırada Bizans'la nasıl bir simbiyozis içerisinde Osmanlı Beyliği nasıl kız alıp veriyor, oğlunu oraya gönderiyor, yardım istiyor vesaire ve sonunda varoluşunda Bizans'a borçlu zaten. Bizans'a meydan okumasına İznik şehrini fethederek onun kutsal şehrini alarak oradan tevarüs ettiği bir devlet kuruculuğu şeyine. Sonra dediğin gibi işler farklı gelişince sağdan soldan sarmalayarak Bizans'ı boğacak ve onun saltanat sürdüğü merkezi başkent yapacak ve Konstantiniye diyecek uzun yıllar o şehre ve yakın tarihe kadar. Ve Kayseri Rum diyecek. Ve kendine Kayseri Rum diyecek. Kayseri Rum diyecek. Yani kendine, aynen. Kendisine Roma İmparatoru Kayseri diyecek. Evet. Aslında fetihten de öte bir hanedan değişimi. İmparatorluk devam ediyor. Hmm. İmparatorluğun hanedanı değişti. Tamam dini değişti çok vesaire doğru. Fakat imparatorluk aynı imparatorluk devam ediyor. Orada bir kesinti olmadığını düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında Kritoulos'u okuduğumuzda bu soğukkanlılığı, bu ifade ettiğiniz durumu çok daha net görüyoruz. Fatih'in onay verdiği kendi resmi tarihçisinin dilinden aslında Fatih'in zihniyetini gösteriyor bize. Peki burayı geçelim ama şu mesele önemliydi gerçekten. İsyan, evet isyan ama meşru bir isyan. Neden? Çünkü aslında bir boyunduruğun kırılması. Bağımsızlık mücadelesi, evet gerçekten de bir bağımsızlık mücadelesi. Çünkü bir başka ulus veya milliyet uluslaşma sürecini bundan sonra elde etmeye başlayacak. Devrim meselesi belki hani en azından benim açımdan biraz bizimkilerin de yüklediği abartılı anlamlardan biri gibi geliyor. Ama yani bunca haksızlıkların içinde yani biz nasıl bir sürü şeye devrim diyorsak onların da devrim demesi bir yerde anlaşılabilir gibi geliyor. Buradan makalenizde Karşımit'e atıfta bulunmuşsunuz. Özellikle iş düşman, dış düşman. Karşımit'i de hatırlayalım. Nazi iktidarının hukukçusu, hukuk teorisyeni. Dolayısıyla oradan meseleyi günümüze doğru taşımaya çalışalım. Arada şeyi de unutmadan tabii. Yani bu Rum isyanı veya Yunan Helen isyanına, bağımsızlık mücadelesine ihanet yüklemi aslında sadece onlara özgü değil, Araplara da denilmiş, Kürtlere de denilmiş. Arnavutlara. Arnavutlara. Onlar da Osmanlı bürokrasisinin en temel kilit taşı olmuş onlara. Yani bu çok ne derler, çok istismar edilmiş bir kavram. Ama biz Karşımit üzerinden devam edelim. Evet. Buyurun. Erdoğan Bey, Ayşe'nin küçücük bir ek yapmak istiyorum. Buyurun. Yunan ulus inşasının Türk ulus inşasından küçük bir farkı var. 1821'e kadar, 1820'lere kadar Helenliği ifade eden en önemli karakteristik Ortodoksluk. Bunun tabii kökeninde millet sistemi var vesaire, o 400 yıllık, 500 yıllık. Fakat bir ulusu kim inşa eder? Bir ulusu asker mi? Yani Yunan ulusunu Kolokotronis mi inşa etti? Bence Kolokotronis'ten çok Belestinli Rigas inşa etti. Rigas inşa etti. Korais inşa etti. Ve bu insanların getirdiği bir yenilik var. Bu da tabii Avrupa'daki filhelenizm akımından hareketle Helen tarihini, yani eski tarihi, lokal, yerel eski tarihi, o zamanın 1820'lerin 19. yüzyılın Yunan Helen kimliğiyle birleştirmeyi en azından teklif etmeleri. Hı hı. Bu o kadar otomatik bir şey değil. Yani aslında Helen kimlik inşasında bu pagan dönemde karşı böyle bir şüphecilik var elbette. Fakat bu inşa çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü yerelliğe vurgu yapıyor. Buranın işte o tapınak burada. Efes Tapınağı orada ya da ne bileyim Atina'da Partenon orada. Türk ulus inşasının açmazı, eğer böyle bu ifadeyi kullanabilirsem, bu yerellikten yoksun olması. Evet. Burada bir kompleks var. Burada bir çok zor bir paradoks var. Hem diyeceğiz ki bu topraklar bizim,
burada bir şeyimiz var, meşruiyetimiz var. Diğer taraftan Ulusincan'a diyeceğiz ki biz Orta Asya'nın steplerinden geldik, kuraklık oldu, su kalmadı, gitmek zorunda kaldık vesaire. Mesela gördüğünüz gibi burada küçük bir substans, bir içerik eksik. Helen de bu içeriği işte Koraisler, Velestinli Rigaslar, şairler, hani Nietzsche'nin dediğimiyle şairler kurar bir ulusu. Şairler bunu yedirebildiler. Otomatik olmadı, kolay olmadı ama oldu. O yüzden bence Yunan ulus inşasının asıl kahramanı Kolokotronis değil, Velestinli Rigas. Çok yani doğru. Bu en azından bu söylemi evet, geliştirenler. Schmidt'e gelince. Affedersin. Çok uzatıyorum biliyorum. Yine güzel. Önemli bir başlık. Ya ben belki de biraz daha açmanı istemek için de olabilir. Şimdi Rigas ama bağımsızlığı savunmayan bir yerde duruyordu. Tam tersine evet. Osmanlı ile birlikteliği, hani deyim uygunsa doğru, kissikisin veya çok sonraları Abdülpekçi'nin bile bir şekilde makalesinde doğru, kullanacağı atıf yapacağı şey. Yani bir Osmanlı-Rum birlikteliği çok kimlikli. Dolayısıyla sadece Rum ve Türkleri değil başka milliyetlerden, başka inançlardan insanların da eşit yurttaşlığa doğru gidebilecekleri. Amerikanvari. Aynen, Osmanlı'ya bir demokrasiyi hediye eden bir anayasa kurucusu ki Mithat Paşa Anayasası'nın belki de bunun biraz revize edilmiş hali olduğunu bile söylemek herhalde yanlış olmaz. Dolayısıyla burada Rigas'ın tezinin Osmanlı iktidarı tarafından Avusturya Macaristan'ın da yardımıyla Rigas'ın işkenceli öldürülmesi, zannediyorum cesedinin de kaybettirilmesi de dahil olmak üzere tasfiyesi sonrasında İstanbul'daki Fener'in de işbirlikçi ve hiçbir hak talep etmeyen pozisyonu nedeniyle aslında az önce atıf yaptığınız bağımsızlıkçı tez adeta kaçınılmaz ve halkı, Yunan halkını adeta etrafında toplayan teze dönüştü. Yoksa aslında Konca. Yunan halkı aslında birlikte olmanın koşulları için epey uğraştılar. Entelijan siyasi. Epey evet, uğraştılar fakat evet, maalesef işte sonuçta Kore Asın ve diğer benzerlerinin tavrı adeta kaçınılmaz bir şey oldu. Osmanlı hiçbir Haklısınız. Şekilde kapı açmadı onlara. Ve böyle geldik. Buyurun belki buna dair bir şey. Çok haklı. Çok haklısınız. Elbette bence Tanzimat'ın getirdiği düşünce tarzı belki bir yüzyıl önce gelmiş olsaydı. Hı hı. Yani ulus evet, eşittir devlet. Devlet eşittir ulus kavramları yerleşmeden belki Fransız ihtilalinden önce gelmiş olsaydı işler farklı olurdu. Fakat siz benden daha iyi biliyorsunuz. Eğerlerle tarih yazılmaz maalesef. Evet. Eğer öyle olsaydı yani geri dönüşten bir science fiction bir kurgu bilimi yapamıyoruz. Olabilir. Neden olmasın? Edebiyatta olabilir. Çok güzel bir polisiye roman okudum. Viyana düşüyor zaman makinesiyle. Ve ondan sonra bugünkü Avrupa. Viyana düştükten sonraki Avrupa çok güzel bir roman. Öyle bir şey. Erdoğan'ın da kitabında öyle bir bölüm vardır değil mi? Fatih evet, Roma'yı alabilseydi evet, diye bir çok evet, güzeldir o da hakikaten. Yani retro bir bilim kurgu çok güzel çok güzel olur. O sadece ufuk açmak için faydalı yoksa tabii ki. Tabii ama olmadı. Carl Schmitt'e bir kelime evet, diyeyim. Carl Schmitt enteresan bir adam. Arada şey yapmayı unuttum. Sizin aslında çok kıymetli benim de takdirle okuduğum pek çok şey öğrendiğim kitabınızı Türkiye Rumları İletişim Yayınları'nda çıkan kitabı. Aslında bu tam da bugün konuştuğumuz konu açısından hem iyi bir derleme, iyi bir hafıza inşası. Elinize sağlık tekrar. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Carl Schmitt enteresan bir adam. Carl Schmitt bir sağcı. Yani sağ ideolog. Fakat bu sağ ideologluğu içerisinde ortaya çıkardığı bir kavram var. O da Totalenstaat dediği total devlet. Bu total devlet daha sonra faşistler tarafından stato totalitario yani totaliter devlete dönüştürülen bir kavram. Ama aslında Carl Schmitt'in total devleti devletin güçlü olması, çok büyük bir piramit, bir hiyerarşi olması ve devletin her durumda kendisini, her konuma, her şeye hazırlıklı tutması
anlamında. O yüzden de Naziler kullandılar. Aslında sadece Naziler değil, bir yerden sonra sol akımlar da bakmaya başladılar Karl Schmitt'e, okumaya başladılar Karl Schmitt'i. Ve bu devletin hazırlıklı olması için Karl Schmitt'in ortaya koyduğu bir ön şart var. Bir diyor ki bir süpstansiyel düşmanlık lazım. Yani içerikle ilgili bir düşmanlık lazım. Bir de egzistansiyel düşmanlık lazım. Varoluşla ilgili bir düşmanlık lazım. Süpstansiyel düşmanlık devletin kendi varlığını kabul ettirmek ve devam ettirmek için içeride daima ve daima bir tehlikeye ihtiyaç duyduğu meselesi. Egzistansiyel düşmanlık aynı devletin varlığını başkalarına kabul ettirmek için ihtiyaç duyduğu dışarıdan gelen bir düşmanlık. Türkiye konusunda, Türkiye söz konusu olduğunda Yunanistan bu iki rolü de oynuyor. İşte o yüzden ben buna çok kullanışlı dedim. Çünkü hem içeriden bir sürü söylem söylediniz. İşte Ayasofya meselesi, daha dün yaşadık Ayasofya meselesi. Nasıl oluyor da Türkiye'deki halk kitleleri Ayasofya'nın adı üstünde Ayasofya. Yani evet. Kutsal. Bilmem ne camii değil, İshak bile olsa olmaz da hani Mehmet Paşa Camii değil yani bu Ayasofya. Evet. Nasıl oluyor da bu konuyu hiç sorun, buna herhalde beyindeki mesajların birbirine zıt mesajların gelmesiyle ilgili, evet, şey. Evet. Ayasofya meselesi var, Patrikhane meselesi var. Uzun zamandır konuştuk. Hala bilmem var mı işte bu Ortodoks kıskacı meselesi. İşte bir taraftan Ruslar gelecek, bir taraftan işte Patrikhane Vatikan olacak vesaire. Bu arada küçük bir parantez açayım izin verirseniz. Elçin Macar'ın Bartolomeos'la yaptığı nehir söyleşi yayınlandı. Doğan Kitap'tan hararetle tavsiye ediyorum. Elçin çok yakın arkadaşım olduğundan değil, hakikaten çok iyi bir kitap. Elçin çok doğru soruları soruyor ve Bartolomeos çok ilginç noktalara parmak basıyor. Patrikhane meselesi var dediğim gibi, işte azınlık meselesi, okullar meselesi vesaire. İçeride çok önemli bir düşman. Devamlı taze tutulan, bayılıyorum o kelimeyi, megaloidea. Aslında biliyorsunuz gramatikal olarak hatalı. Megaloidea. Fakat herhalde evet. Türklerin kafasında megalomani falan onu düşündürüyor. Herhalde o yüzden megalo ideya. Ben hatırlıyorum, Toktamış Ateş bile Allah rahmet eylesin megalo ideya yazardı. Devamlı. Bence bile bile yazardı. Yani doğrusunu bilip de öyle yazardı. Çok var öyle işte. Halbuki biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğundan çıkıp da megali ideyası olmayan ulus yok. Evet. Bunlara Türkler de doğru. Ya dahil. Bir de i̇şte cihan bir hakimiyeti mefkuremiz var bizim. Bizim yani ya öyle. Megali böyle megali yanında yanında bir cüce kalır. Evet. Bundan daha megali bir ideya olabilir mi? Evet, yani evet. Megali ideya seyircilerimiz için söyleyeyim, büyük ülkü demek. Yani megali ideya büyük ülkü demek. İşte evet, ülkücülük evet. Hareketi. İşte Sırplarda var, Bulgarlarda var, Arnavutlarda var, Türklerde var, Yunanlarda var vesaire. Mesela o yüzden güzel bir iç düşman. Aynı zamanda o kadar çok başlık oldu ki 1900, hadi diyelim 64'ten itibaren, isterseniz bu konuyu konuşuruz. 64'ten itibaren çünkü başlıkları arttırdık. Var olmayan başlıklar da dahil oldular. O kadar çok başlık oldu ki dışarıda da çok kullanışlı. Ve o kullanıştan işte dediğim gibi bir kokteyl yapabiliyoruz. Bir taraftan Ege adalarının silahlandırılmasından bahsederken, diğer taraftan ne bileyim ben Doğu Akdeniz'de petrol aramaları, Patrikhane'nin statüsü, Atina'da cami, Batı Trakya'da müftü seçimi, ama aynı zamanda da işte kıta sahanlı. Bunların hepsinden güzel bir paket yapıyoruz. Zaten Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı o tweet dizisinde de o kokteylden bir örnek görebilirsiniz. Birbiriyle alakasız konular arka arkaya sıralanmış ve bu kabul edilemez ilan edilmiş. Aslında bu son derece kullanışlı, çok da kullanılan bir kokteyl. Hem söylemde kullanılan bir kokteyl, hem de tepkide. Yani şöyle, bir konuda bir sorun olduğunda diğer bir konu rahatlıkla cezalandırılabiliyor. Alakası olmasa bile, herhalde Kıbrıs meselesinden dünyada en çok çekmiş grup İstanbul Rumları. Fazla bir alakaları olmasa bile bu aynı şekilde adalar için geçerli. Aynı şekilde işte ne bileyim gördüğümüz galiba şu anda ekrandaki Heybeli Ada Ruhban Okulu evet. Galiba. Onun için. Buyurun, harika bir Patrikhane için. Harika.
harika bir örnek. Heybeli Adarif'in Ruhparoğlu hazırdır biliyorsunuz. Yani sıralarından şeyine kadar, penceresinin temizliğine kadar her şey hazırdır ama açılmasına izin vermiyor. Ha, burada da bir paradoks var, onu da söyleyeyim size. Heybeli Adarif'in okulu açılmış olsa şu anda Ortodoks aleminin en önemli din adamları Türkiye'de eğitim görmüş olacaklardı. Evet. Bu fırsatı Türkiye kaçırıyor. Yani en büyük milliyetçinin bile kaçırmaması lazım bu fırsatı. Şu anda Ortodoks aleminin din adamları ya Girit'te eğitim alıyorlar ya Boston'da eğitim alıyorlar. Yani bununla kimin cezalandırıldığını da görmek lazım. Bazen bu kokteyl biraz ağır kaçıyor ki kendilerini de cezalandırıyorlar. Ama gördüğünüz gibi gene hala kullanışlı bir kokteyl. Evet. Ayşe, sen şu ana kadar konuştuklarımıza dair ne dersin? Demeyeyim, daha ilerleyelim diye. Hani peki, bazı olaylar... Ben bir cümle edeyim ama etsen. Konuya girmeyeyim. Karşımitle tamam, sol arasında kurulan bağlantı konusu benim kategorik olarak itiraz edeceğim bir sorun. Ama hani konumuzu buraya boğmayalım. Umarım bir başka zaman bu bağlantı üstünde konuşuruz. O zaman lütfen devam edin. Örneğin buradan hareketle aslında iki milliyetçiliğin de iddiası çok büyük. Tarihsel bagajları da övünecekleri ögeler de bir hayli fazla olan milliyetçilikler. İki milliyetçiliğin agresif milliyetçilikler olduğunu düşünüyorum. Biri kendini antik Yunanlı adeta dünyadaki medeniyet tarihinin merkezine oturturan, diğeri ise işte Osmanlı, Selçuklu, Orta Asya, o da bir başka tür medeniyet. Gerçi ikincisinin çok fazla ispat ögeleri yok ama yani iki agresif milliyetçilik eşit demek istemiyorum ama bu sorunların çözülmesini de az önce çok doğru bir şekilde atıf yaptınız. Örneğin Heybeli Adaya biraz daha geniş farklı bir perspektiften bakılsa aslında Türkiye'nin uluslararası elinin çok daha büyüyeceği bambaşka bir imkan. Sadece Türkiye'deki Rumlar değil, Kıbrıs sorunu, Ege sorunlarının çok daha rahat çözülebileceği veya en azından bir gerilim, savaş, işte donanmalara, silahlara yatırılan paralara gerek olmayacak bir dostluk köprüsü olabileceğine dair elimizde veri var. Üstelik dönem dönem yaptık biz. Örneğin 1930'lardaki o balayı dönemini hatırlayalım. Evet. Balayından önce isterseniz buyur. Yine de Erdoğan'ın da sık sık hatırlattığı gibi biz 100 yıl önce sizi nasıl denize döktüysek yine dökeriz diye sürekli anımsattığı, aslında reddettiği bir tarihin, değil mi? Kemalizmin, işte Atatürkçülüğün veya milliyetçi anlatının en önemli, en gurur duyduğu anı alıp kendisine mal ederek, adını dahi anmayarak tabii, evet, o dönemin aktörlerini kendi anlatısına eklemesi bana çok ilginç gelmişti. Hep de Yunanistan tarafını haksız düşürmek için sık sık kullanılan o dönemi kısaca anımsamak bence gerekiyor. Yani ne işi vardı diye bizde hep anlatılır. Onları denize dökmeseydik bana sık sık söylerler senin baban Yorgo olacaktı falan filan diye. Hani bunun çok korkunç bir şey olduğu da ima edilir hep. Hani babam Şevket olsa ne olur, Yorgo olsa ne olur derim ben de her zaman. Sonuçta Yunanistan'daki o milliyetçi kanadın, Venizelos gibi hani aslında nispeten ılımlı, liberal denilecek bir kanadın dahi bu tarihi bir şekilde temize çekme ihtiyacı duyduğunu anlıyoruz o dönemlerde. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun Trablusgarp Savaşı'ndan, Balkan Savaşı ardından Birinci Dünya Savaşı arifesindeki durumu elbette o ata topraklarını, İonya yani değil mi? İonya, Batı, Anadolu hepsi bir bütündü bunların. Biz bugün Herodot'tan söz ediyorsak, Thales'ten söz ediyorsak, Anaximandr, hepsi bunlar Anadolu'nun Yunan evlatlarıydı ve onlar için burası ata toprağı, yani o medeniyetlerinin artı efsanelerinin, mitolojilerinin, ne bileyim daha sonra Osmanlı döneminde önemli devlet adamlarının falan yetiştiği topraklar. Şimdi o fırsattan Venizelos tipi insanların yararlanmak istemesi Türk milliyetçiliğinin de bugün pek çok kez yaptığı gibi anlaşılır bir şeydi. Ama bizde eksik anlatan mesela Venizelos'un uzun süre bu şeylere, ne diyeyim, İngiliz siyasetçilerine direndiği,
onların daha büyük planlarını hep küçülttüğü bir anlamda. Pontus meselesiyle örneğin hiç ilgilenmediği, ki biz Pontus konusunu da belki başlık olarak koymalıydık. Birkaç kez de işledik bunu. Daha önce yaptık ama. Yaptık bunu, aklımızda olsun yani o da. O sıralarda büyük bir Yunan Rum bakiyesi ya da Yunan bakiyesi Rum nüfusu var Anadolu'da. Onların otoktan toprakları buralar. Özellikle Pontus bölgesi açısından. Bizim bu hikayede sürekli o milli mücadele döneminde Yunan ordularının gelişi, evet siyasi açıdan bir hataydı ama milliyetçilik perspektifinden ve tarihsel atıflar, referanslar açısından gayet anlaşılır bir şeydi. Ama sonuçta yenildi o güçler ve onlar için de Küçük Asya felaketi diye çok dramatik bir şey. Küçük Asya felaketinin bir işgal olduğu aslında, tamam yani tarihsel olarak her milliyetçilik kendisine gerekçe üretebilir. Anlıyorum ama. Ama o gerekçe... Örneğin dönemin Yunan solunun da bu bir haksız ona, bir savaştır diyen aynen, itirazını anlatıyor. Aynen ona geleceğim. Hayır ben pardon, o dönem bir devletin çözülme döneminde hangi devletin neyi işgal ettiği konusunda uluslararası hukuk açısından çok ciddi. Çünkü artık Mondros arkasından itilaf güçleri çeşitli yerlere asker çıkarıyor. Yunanlılar da o bağlamda çıkıyor. Ortada devletsiz bir dönem var ama senin o dediğinle bağlayayım o dönemi. Dediğin gibi o Yunan ordusunun içerisinde en büyük itirazları yapanlar Yunan komünistleri, Yunan solcuları. Orduda ne işimiz var burada diyenler, komutanlarına baş kaldıranlar, trikopis falan geldiğinde onu yuhalayanlar. Evet ağaçlara tenekeler şeyler bağlayarak ki Stefi Foti Benlisoy kardeşlerin çok güzel küçücük bir kitabı var bu konuda. İçeriği yoğun ama boyutu küçük. Yani orada Yunan komünistleri, Yunan solcuları hiçbir zaman Yunan milliyetçilerinin projelerini paylaşmadılar. Bizde bir de tarihe böyle monoblok bakma şeyi var. Yunanlılar. Ya Yunanlıların içinde kralcılar var. Venizelosçular var. İki tane kral var. Biri Alman yanlısı, biri ne diyelim İngiliz yanlısı. Yunan aydınları var. Yunan sosyalistleri var. Var oğlu var yani. Türkler içinde de var. Aynen öyle. Bu tarafta da var. Tarihin o dönemine de böyle monoblok bakınca bütün Yunan adı altında herkese düşmanlık göstermek gerçekten kullanışlılık açısından hocamın verdiği örneğe de çok iyi uyuyor çok diye doğru. Düşünüyorum. Size bırakayım. Çok sözü. Doğru. Bir adım daha atayım, izin verirseniz. Doğru, kralcısı var, sağcısı var, solcusu var, kadını var, erkeği var, yaşlısı var, genci var, faşisti var, komünisti var, zengini var, fakiri var, çiftçisi var, şehirlisi var. Yani bütün milliyetçilik tabii hem kendini tekil olarak inşa ediyor, evet. Karşıdakini de tekil olarak görmeye bayılıyor. Eğer biz Osmanlı İmparatorluğu'ndaki Rumları ele alırsak burada en az 4 tane çok büyük kategorik grup var. Aslında birbirlerinin içine giremeyen politesler, yani Konstantiniye Rumları kendilerini her zaman işte ne bileyim en elit, en üstün, en entelektüel görmüşlerdir. Efendim elbette ki İonya bölgesi, ki Yunanistan kelimesi geliyor orada. Orada büyük bir paradoks var. Türkiye'nin Yunanistan'a Yunanistan demesi. İonya'dan gelmesi. Kapadokya'yı unutmayalım. Kapadokya Rumlarının içerisinde hem Kapadokya Rumlarının kendi spesifik karakterleri var. Kapadokya Rumlarının kendi içerilerinde Karamanlılar var. Yani Türkofon Rumlar var. Ve elbette ki Pontus. Bir imparatorluğun son bakiyesi olarak Pontus ne Kapadokya Rumlarıyla, ne Batı Anadolu Rumlarıyla, ne Konstantiniye Rumlarıyla eş tutulamayacak Pontus. Gördüğünüz gibi aslında kimliksel olarak da büyük farklar var. Ama ne yaptık? Bu milliyetçilik inşası kendini tekilleştirirken zorla diğerini tekilleştirdi. Hepsini mübadeleyle gönderince ortaya bir monolitik bir şey çıktı. Dünkü tartışmamızda Ayşe ile bu konuyu konuştuk. Tabii mübadele meselesi çok önemli bir travma. Çok çok önemli bir travma. Şöyle bir yanlış anlaşma var tabii, sizlerin için söylemiyorum. Seyircilerimizden belki hani mübadele Lozan Antlaşması'yla yapıldı denen bir yanlış, bu böyle değil. Lozan müzakereleri sırasında ilk imzalanan belge. Ocak 1923'te. Evet. Lozan Antlaşması Temmuz 1923'te. Ocak 1923'te biliyorsunuz büyük tartışmalar var, işte kimin fikriydi acaba, Nansen'in ortaya attığı bir fikir mi yoksa Venizelos'un İnönü'nün
Venizelos'un mu, İnönü'nün mü, kim dahil edecek falan, büyük bir tartışma var. O tartışmaya ama Türk bakalım, tarafların işine gelen evet, bir şeydi yani. Kurzon bu kadar falan kolay anlaşmış, evet. Bu kadar kolay uzlaşmaları aslında her tarafın istediği bir şeydi diye düşünüyorum doğrusu. Evet, evet. Bana doğru. Ben siz de okumuştunuzdur işte gizli tutanakları şeyin, Lozan'ın. Nansen çok pozitif bakıyor bu işe. Evet, evet. Yani Nansen için bu olmazsa olmaz. Bu böyle olması gerekli. Friedrich Nansen İsveçli işte eksploratör vesaire, daha sonra Birleşmiş Milletler'de şey kuracak. Mülteciler dairesini kuracak. Çok pozitif bakıyor çünkü diyor ki bu diyor böyle bir şey olmaz. Ve buna da Türkler de Rumlar da elbette dahil olurlar. Tabii Türklerde bir şey fikir ayrılığı var Rıza Nur'la. Ama Rıza Nur ne der? Venizelos teklif etti. Ben de min kuvvet Allah'ım ne güzel benim, ben söylemeye cesaret atladım, edemiyordum, o söyledi der ve çok mutlu olduğunu anlatır mecliste biliyorsunuz. İşte dünkü konuşmamızda ondan bahsediyorduk. Şeyle aslında mübadele var olan bir durumun geriye çevrilmemesi için imzalanan bir anlaşma. Çünkü mübadele protokol imzalandığında Ocak 1923'te çok büyük bir Rum, Batı Anadolu, İyonya Rumları ve Trakya Rumları zaten kaçtılar. Zaten evet, gitmiş durumdalar. Evet. Karşıda adada bekliyorlar. Ve üzücü olan şu, bu insanların mallarına, mülklerine hemen çöküldü. Evet. Yani şimdi bu çökme meselesi yeniymiş gibi tartışıyoruz ama hani genlerde var demek istemiyorum ama çok tarihi bir evet, müsadere geleneği hemen, çok güçlü Osmanlı şeyinde. Tabii hemen çünkü üzerlerine en büyük korku bu insanların geri dönüp kardeşim versene bağımı bahçemi işte neyse fabrika mı atölye mi demeleri. Zaten Ocak 1923'te imzalandık da mübadele geri kalanlar gönderilip işte oradaki Müslümanlar getirilmeye başlandığında da özellikle Girit'ten, başka yerler ama özellikle Girit'ten bu insanlara söz verilen malların birçoğunun üzerinde çökülmüştü. Evet, evet. Bunlara verilen bağlar bilmem neler işte hepsinin üzerine de çökülmüştü. Çok büyük bir şey, Ayvalık'ta çok böyle enteresan hikayeler var. İşte bu şu bağ senin, orada bağ mal yok ya. Şu zeytinlik senin, orada zeytinlik bile falan kalmamış. Mübadelenin amacı yerel halkın üzerine ve bu da savaş ganimeti. Yani evet, bu meşru evet, olarak görülüyor. Savaş ganimeti. Fakat tabii bu büyük bir travma. İşin evet, ilginç tarafı bence ilginç tarafı 1924'te yani mübadele hemen hemen tamamlandıktan sonra 1930 Ankara Anlaşması ile biliyorsunuz bu iş bitiriliyor yani resmi olarak bitiriliyor ama 1924'ten itibaren Yunanistan'a gitmiş olan Anadolu ve Trakya Rumlarının büyük bir kısmı bir hafıza inşasına başladılar. Hemen kayıt altına aldılar. Şu objeler, şu işte getirdiğimiz kiliseden getirdiğimiz haç, şu fotoğraflar vesaire vesaire. Türkiye'ye gelen mübadiller böyle yapmadı. Kendilerini apayrı bir ulus inşasının içerisinde buldular ve Türkiye mübadilleri baktı 1992'de kuruldu. Yani 10 yıllar sonra. Halbuki bütün mübadil dernekleri Yunanistan'da 24, 25, 26 açlık var. Açlık, insanlar ölüyor. Sokaklarda ölüyorlar. Aman işte bunları şey yapalım. Galiba uzun süre işte bu yerellikle ilgili bir şey. Uzun süre mübadeleye tabi tutulan Rumlar dönmeyi ve evlerine geri gelmeyi ümit ettiler. Çok uzun süre olduğunu düşünüyorum. Hatta bu ümidin 60'lara kadar sürdüğünü düşünüyorum. Artık 60'larda 64'ü tekrar söyleyeceğim ama 64 de önemli bir tarih. Belki 64'ten sonra artık bu ümit, evet, evet. Bu ümit kalmadı. Ki işte saklayalım bunları ki döndüğümüzde bir ispat olsun, öyle olsun. Gelen Müslümanlarda, Müslüman Türk o da biraz karışık bir kavram. Müslümanlarda bunu fazla göremiyoruz açıkçası. Vardır tabii, var bunu kullanan işte aman hatıralarımızı aktaralım fakat kurumsal değil en azından. Bir dernek, bir vakıf, bir müze. Mübadele Müzesi Büyükçekmece'de açıldı. Ne zaman açıldı? Belki 10 sene olmuştu. Daha yepyeni bir şey. Halbuki Mübadele Müzeleri Yunanistan'da hemen açıldı. 1925'te, 26'da, 27'de açıldı. Bu hafızayı toplama açısından çok önemli. Örneğin şu gösterdiğiniz fotoğraflar, şu anda görülen fotoğraflar Atina'daki Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin
koleksiyonundaki fotoğraflar. Orada ses kayıtları var, müzik kayıtları var, mektuplar var, aşk mektupları var vesaire vesaire. Türkiye'de fazla bu yok. Yani Yunanistan tarafında travmanın biraz, sayı da daha büyük tabii, biraz daha büyük olduğunu düşünüyorum bu konuda. Belki burada ek bize bilgiler de verirsiniz. Bu iki kesim arasında bir fark var. Gelenler ağırlıkla köylü ve güçlü, zafer kazanmış bir devletin eline geliyorlar. Aslında buraya gelirken de bir sürü haksızlığa uğruyorlar. Örneğin oradaki nitelikteki toprağı burada elde edemiyorlar. Abi. Oradaki büyüklükteki toprağı burada kavuşamıyorlar. Burada onlara işte Rum tohumu deniliyor. Fakat hafıza oluşturacak altyapıları yok. Çünkü ağırlıkla köylüler. Bir de ağırlıkla bir kesimi de Bektaşi olduğu için, o Bektaşilik de yeni Türkiye'deki Ankara merkezi devlet tarafından hazzedilen bir inanç ekolü olmadığı için, bir de onlara da köylerine cami yapılıyor, imam atanıyor falan. Ama buradan gidenler ağırlıkla şehirli, ticaretle iştigal etmiş, toprakla iştigal etse bile o toprağı daha verimli kullanan, dolayısıyla yazarı, sanayicisi, şusu busu, aydını, dolayısıyla aralarında bir fark var. Fakat acaba doğru, şöyle de bir şey orada da oluyor mu? Yani buradan gidenler de orada haksızlığa uğruyorlar ve sanki sonraki dönemlerde Yunan solu ağırlıkla Anadolu'dan gidenlerden oluşuyor gibi de bir değişik kitaplarda okudum, bir gözlem var. Yani orada da bir ikinci sınıf muamele, ama o ikinci sınıf muameleye hem geçmişini anımsatma hem de orada da muhalif, kralcılara, faşistlere karşı muhalif bir pozisyon takınma dinamiği oldu mu gerçekten? Yani benim bu aktarımlarım acaba ne kadar realiteyle uyuşuyor? Erdoğan, demin siz benim Carl Schmitt sol şeyime itiraz ettiniz. Ben de buna azıcık itiraz edeyim. İzin verirseniz. Buna itirazınıza sözüm yok zaten. Carl Schmitt meselesi daha radikal bir tutum alışla ilgiliydi. O daha ayrı. Buyurun. Carl Schmitt sol için lütfen bir program yapalım. Evet. Sol ve Carl Schmitt özellikle bu olağanüstü hal meselesi. Olağanüstü hal kavramını icat eden Carl Schmitt. Neyse, parantezi kapattım şimdi. Şöyle. Doğru. Türkiye'den Yunanistan'a gidenlerin bir önemli bir kısmı şehirli, entelektüel, İzmirli, Aydınlı, Manisalı vesaire. Ama giden köylü de var. Hı hı. Bütün köylerden, o bütün kıyı köylerden nereye gittiler ama? Hemen karşıya gittiler. Hemen karşıdaki adaya gittiler. Görüyorlar, evlerini görüyorlar, bir şeylerini görüyorlar. O kadar da hepsi de entelektüel bir şey değiller. Atina'ya gidenler çok zorluk çektiler. Çok zorluk çektiler. Sokaklarda yattılar. Açlıktan öldüler. Salgın hastalıklara yakalandılar. Ve doğrudur. Özellikle kıta Yunanistan'ına gidenler sol akımların içerisine girdiler. Ve iç savaşta Kapetanyosların bir kısmı Anadolu, hepsi değil. Tabii. Ama bir kısmı Anadolu kökenlidir. Gerçekten de önemli, tanınmış Anadolu kökenli Kapetanyoslar var. Diğer taraftan da doğru, yine önemli bir kısmı köylüdür bu taraftan gelenlerin, yani Yunanistan'dan gelenlerin, özellikle kıta Yunanistan'dan gelenlerin, fakat gelen Müslümanlar arasında şehirliler de var, burjuvalar da var. Örneğin Girit'in Retimno, yani Resmo kasabası önemli bir kasaba, ticaret merkezi, işte okul var, birçok okul var, medrese var, cami var vesaire, gerçekten önemli. Bunlar biliyorsunuz Girit'te şenlendirme yapılmamıştır. Girit Müslümanları, Giritçe konuşan Müslümanlar ve entelektüel insanlar. Ve bu gelenler de ki Sünnidir. Yani şey değil, Bektaşi değil. Doğru, şeyden gelen, kıta Yunanistan'ın kuzeyinden gelenler özellikle Bektaşilikler var, fakat Girit için Sünnidir. Onlar da fazla tutmadılar. Yani onlar da defter tutmadılar. Onlar da hafızayı aktarmak için bir çabada bulunmuş. İşte bu Dikili'de, Ayvalık'ta yapılabilecek bir şeydi. Bu ki çoğu da haksızlığa uğradı. Gerçekten de işte al dediler sana, şu kadar dönüm şeyim vardı, zeytinim vardı, al bu kadar ağaç zeytinim, yoktu öyle bir şey. Yani çoktan bitmişti. Bunlar da sizin dediğiniz belki ortamdan dolayı, işte zafer kazanmış bir ülke, büyük bir, orada bir silindir var, ideolojik bir silindir var. Müslümanları Türkleştirme, çoğu zaten
biliyorsunuz işte sizin dediğiniz gibi Rum dili dendi, işte yahu gidenler Türkçe biliyordu, gelenler Türkçe bilmiyor, Rumca konuşuyor. İlginç bir şekilde birçoğu İslam'dan o kadar yakın değilken yaklaştılar İslam'a. Sadece Türklüklerini ispat edebilmek için soyadları. Erdoğan Ayşe, bir ara ben çalışmıştım bu soyadları üzerine, Türkiye'deki soyadları üzerine. Türkiye'de soyadlar ne kadar Türkse o kadar Türk değil. Öztürkse değil mi, bilmem neyse. Bu Öztürkler, Türkler, Aslı Türkler, evet. Kızıl Bayraklar vesaire birçoğu mübadilde bir tane bulmuştum ben. Karadeniz'de bir tane mübadil aile soyad almış 1934'te Türküz. Yani daha Türküz, daha da neydi? Allah Türküz demiş. Evet. Ve evet, ama onlar da şeyi tutmadılar. Hafızayı tutmadılar. Bu ilginç bir fenomen bence. Bence bu da Türk ulus inşasındaki o yokluğun, o boşluğun simgelerinden bir tanesi. Aile hafızası, aile aktarımı. Bunu uzun uzun konuşabiliriz. Çünkü biliyorsunuz tarihin bir ekolü var. Bu özel, evet, şahsi objeler üzerine tarih yazıyor. Aşk mektupları, işte ne bileyim ben de vasiyetnameler, fotoğraflar vesaire üzerine temelden ilginç şeyler yaptı bu konuda. Çok ilginç bir şekilde Türkiye'de bu zayıf. Bu belki Müslümanlıktan da ileri gelen bir şey. Çünkü kilise kayıt tutuyor çok. Cami o kadar çok kayıt tutmuyor. İşte doğumdu, sünnetti vesaire o kadar çok kayıt tutmuyor. Aile tarihini yapmak, jeneolojiyi yapmak çok çok zor. Bilmiyorum Türkiye'deki izleyicilerimizden şu anda ne kadarı dördüncü nesile geri gidebilir? Çok az. Ne kadarı dedelerinin babası nedir, kimdir, ne yapmıştır bilebilir? Bence az. Bence az. Ben bilmiyorum. Evet. Ben üçüncü nesil diyorum. Yani babamı ve dedemi biliyorum. Onların babalarının dedelerini bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bu önemli bir eksiklik. Evet. Kimlik inşasında önemli bir sorun bence. Bütün kimliğimizi devlet inşa edince dolayısıyla çok geçmişe gitmek gerekmiyor. Veya bazen mahkeme kayıtlarında faşistlerin davası 3 Mayıs hikayesinde hakimin söylediği bir senin dedenin kim olduğunu Ermeni biliyor musun? Ermeni kanlı bilmem ne diye oradan çıkışıyorlar. O da devlet çıkarır belgesini, evet, bizim, evet, Türk Tarih, yani Kurumu Başkanı çıkarır. Devlet istese çıkartır ama devlet istemezse çıkmıyor bizde kayıtlar. Samim Akgönül birinci bölümün bittiğini bize söylüyor arkadaşlarımız. İkinci bölümde artık doğrudan ara maddeleri irdeleyerek devam ederiz. Öncelikle de tabii Venizelos Atatürk ilişkisi 30'larda yaşayan balayından başlar, günümüze gelmeye çalışırız. Değerli Art Televizyon izleyicileri, saat başında görüşmek dileğiyle.